Herkese merhabalar. Bugün çiçek fotoğrafları çekeceğiz. Sevgili dostumuz Bülent'in mekanına geldik. Damya Çiçek'teyiz. Çiçek fotoğraflarında dikkat edeceğimiz hususlar üzerine konuşacağız. Flaşlı flaşsız değişik fotoğraflar alacağız. Renkler üzerine oynayacağız biraz. Hadi görüşürüz. Çektiklerimizi gün ışığında çekiyoruz, flaşsız. Makro objektif taktık, f4 değerinde çekiyoruz. Arka alan biraz daha uçsun istiyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte biraz ayrısın arka taraftan diye. Renkleri daha hoş gelebilecek şekilde arka tarafı da uydurmaya çalışıyoruz. Diyaframı çok fazla kısmadığımız için biraz daha renkler hoş geliyor arka taraftan. Çok kısarsak kararacak haliyle. Bu fotoğrafları bu şekilde çektik. Çiçeklerimizi arkası siyah fonda çekmek istersek de uygulayacağımız flaşla bir yöntemimiz var. Bu yöntemde mümkün olduğu kadar arka tarafa koyu renkli zemin hazırlıyoruz. Yüksek diyafram diğerlerini kullanıyoruz. Flaşı da uygun bir şekilde patlattığımız zaman arkası simsiyah bir görüntü oluşturacak bize. Şimdi onu gösterelim. Bunu bir arka zemin olarak kullanacağım. Ön tarafına şuradan bir bitki alacağız. Çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bu şekilde bir görüntü oluşacak. Bunu yüksek diyafram değerinde flaşla kullanarak aydınlattığımızda arkası tamamen yok olacak. Simsiyah bir görüntü olacak. Çiçeğimizde gayet güzel parlayacak, ışıl ışıl. Stüdyo ortamında paraflaşlar kullanıyoruz çoğunlukla. Ama böyle doğada dışarıda kullandığımız basit bir flaş işimizi görebilir. Ucundaki plastik bir difüzör aynı işi görecek bizim için şu an. Evet, makinamızı manuel ayarlarda kullanıyoruz. F11 değerinde 200 ISO'da kullanıyoruz. 1/125 shutter'da flash olarak da kullandığımız flash değeri 1/8 şiddetinde ışık verecek. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, gayet güzel. We'll be right back.
çekimlerimiz bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hey!